Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Loku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yine bir otomobil incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir %100 elektrikli Renault Zoe incelemiştik. Şimdi yine bir elektrikli otomobil Smart EQ Fortwo'nun içindeyiz. Smart uzun yıllardır üretilen bir araba aslında. İki kişilik bir otomobil. Özellikle Avrupa'da bu tarz otomobillerin çok tuttuğunu söyleyelim. İki kişilik veya tek kapılı dört kişilik otomobiller çok tutuyor. Ama bizde tabii biraz çok o kadar tutması ne yazık ki beklenmiyor. Ama bu tip otomobiller genelde şehir içi otomobil olarak biliniyor ve sizi A noktasından B noktasına ulaştırmak için kullanılıyor. Motosikletten biraz daha üst seviyede cihaz olarak görülüyordu ama son yıllarda bu biraz değişti açık söylemek gerekirse. Daha konforlu hale geldiler. Birçok teknolojik yeniliklerle düzenlendi bu otomobiller. Ve şu anda içinde bulunduğumuz otomobil Smart EQ Fortwo da bu değişen ve gelişen teknolojilerden tamamından nasibini almış %100 elektrikli bir otomobil. İsterseniz yola çıkalım. İstanbul sokaklarında hem bir yandan tur atarken bir yandan da ben size otomobilin özelliklerinden ve yaşadığım deneyimden bahsederim. Hadi bakalım. Bu arada onu da söyleyeyim, çalıştırmadan önce söyleyeyim. Şöyle standart bir anahtarımız var, görüyorsunuz. Standart bir otomobil anahtarı. Böyle kartlı falan bir şey olsa daha güzel olurdu ama Mercedes, biliyorsunuz Mercedes sahibi şu anda Smart'ın. Böyle bir şeye gerek görmemiş. Bence daha havalı olurdu. Ama işinizi görüyor mu? Görüyor. Onda bir şey bir sıkıntımız yok. Çalıştırıyoruz arabamızı. Şu an otomobil çalıştı. Herhangi bir ses yok, görüyorsunuz. Sizde bir güzel bir ekranı var. Böyle bayağı havalı bir ekranımız var. Burada birçok bilgileri görebiliyorsunuz. Hatta direksiyonun şu ön tarafında bir fonksiyon tuşumuz var. Orada farklı farklı seçeneklerde, farklı farklı özellikleri de görebiliyorsunuz. Şimdi yola çıkalım. Otomatik vitesli bir araba. Çok basit bir şekilde vites tasarlanmış. P, R, N, D. Yani işte P de park modu, R reverse dediğimiz geri, N boş, D de drive dediğimiz hareket ederken D modunu kullanıyorsunuz. El frenimizi indirelim. Standart bir el frenimiz var. D'yi aldık. Sinyalimizi verdik. Kemerimiz takıldı. Hadi bakalım şimdi yola çıkalım. Şimdi Smart iki kişilik bir araba dedik. Hakikaten de böyle ilk geldiğinde ben de baktım. Sanki arkası kesilmiş bir otomobil gibi görünüyor. Ama bunun biliyorsunuz 4 kişilik versiyonu da var. 4 kişilik versiyonunda olan bir otomobil. Onu da söylemiş olalım. Özelliklerinden biraz bahsedeyim. 82 beygir güç veriyor. Şu anda telefonu koyduğum bir yer var. Başka bir telefon koyacak bir yer yok aracın içinde. Mecburen oraya koydum. 82 beygirlik bir gücü var otomobilin. Tork olarak da 160 nanometre torku var. 0'dan 100'e 11,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise her ne kadar kadranda 160 gösterse de aslında 130 kilometre. 41 kilowattlık kesintisiz çıkış verebiliyor. Maksimum çıkışı ise 60 kW olarak belirlenmiş. Akü kapasitesi ise 17.6 kW. Zoe'ye göre biraz düşük. Zoe'de 44'tü mesela. En son çıkan Zoe 44'tü. Bunda 17.6 kW. Akü hücre sayısı ise 96 gibi oldukça yüksek bir rakam. Şimdi aracı diyorsunuz bir hemen dış görünümünden başlayayım. Aslında Smart'ı bilenler bilir araç. Standart bir Smart'ı çok fazlasıyla benziyor zaten. Ve telefon da düştü bu arada buradan. Tabii çok da rahat durmuyor ne yazık ki. Şöyle bir kere daha koymaya deneyeyim ben en azından. Şimdi tasarımdan başlayayım isterseniz. Tasarımsal olarak baktığımızda standart bir Smart tasarımı var. Karşımızda LED farlar hem önde hem arkada çok güzel bir şekilde tasarlanmış, güzel bir şekilde duruyorlar. Böyle çok havalı bir tasarım var. Şimdi bu test sürümü olduğu için etrafında bol bol işte EQ falan yazıyor böyle koca koca harflerle falan. Normalde siz satın aldığınızda böyle bir şey yazmayacak tabii, onu da belirtmiş olalım. Araçta neredeyse ses yok. Motor sesi duymuyorsunuz öyle söyleyeyim. Hani
böyle özellikle kapalı bir otoparkta ise hafif bir vınlama geliyor. Böyle uzay aracı gibi filan. Biliyorsunuz bu benzer bir yorumu ben şeyde de yapmıştım. Zoe testinde de yapmıştık. Onda da böyle bir vınlama gibi bir ses geliyor. Bunda da herhalde elektronik olarak yapılmış anladığım kadarıyla. Ama o sesi değiştiremiyorsunuz. Mesela Zoe'de kapatabiliyordunuz o sesi. Bence olması iyi olmuş. İnsanlar çünkü böyle bir aracın sesini duymak istiyor. İki kapı var aracımızda. Bir de bagaj kapağımız var. Bagaj kapağı iki şekilde, iki aşamalı açılıyor. Önce yukarıda açıyorsunuz cam tarafı. Sonra alt kısımdaki metal olan kısmı da kapatarak bir kolu var. O kolu çektiğinizde o kol da açılmış oluyor. Aynı zamanda bu metal olan kısımda küçük bir de gizli bir cepte bulunuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Bu cebe de böyle ufak tefek eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Güzel olmuş bu tasarım anlayışı güzel. Ama arkada tabii bagaj neredeyse yok denecek seviyede. Zaten koltuklarda belli bir oranda ileri geri ve öne arkaya yatırılıyor ama o yatırmanın dışında baktığınızda araç daha fazla hani size bir yer alanı sunmuyor. İçerisi çok da böyle daraşmalık değil. Onu söyleyeyim. Hani böyle dışarıdan bakınca ya bu ne küçücük bir şey gibi geliyor ama içi bayağı ferah böyle. Rahat rahat hareket edebileceğiniz bir alan oluşturulmuş içinde. Koltuklar ileri geri bir belli bir açıda ve öne arkaya doğru hafiften yatırılabiliyor ama arkada neredeyse park yani bir bagaj alanı olmadığı için zaten bagajı da görüyorsunuz. Hatta böyle benim gibi 1.70 boyundaysanız uzatırsanız kolunuzu arabanın neredeyse arka bagajına değebiliyorsunuz da o kadar küçük bir arabadan bahsediyoruz. Arabanın uzunluğu 2.5 metre arkadaşlar. 2.5 metrelik bir otomobil şu anda içinde bulunduğumuz otomobil. Zaten biliyorsunuz normalde de Smart'ın kendisi de zaten bu şekilde küçük bir otomobil olduğu için bu modelde böyle tasarlanmış. Aynı Smart modelinin üzerinde tasarlanmış bir cihaz olarak, otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Dış tasarımdan biraz bahsettik. Çok şirin görünüyor, tatlı görünüyor. İç tasarımda da aslında aynı tasarım öğeleri var. Mesela işte bir aracın akü gücünü ve total gücü yani toplamda ne kadar gücünün kaldığını gösteren bir böyle analog kadrajı var. Hemen şu sol tarafta konumlandırılmış. İkisi üst üste. Aynı zamanda bu dashboard'tan da görebiliyorsunuz. Gerçi birçok değeri hani son nasıl kullanıyorsun, nasıl kullanmıyorsunuz falan bunları görebiliyorsunuz ama isterseniz böyle bir hani buradan da böyle daha hiç gözünüzü yoldan ayırmadan da şu sol taraftaki kadrandan görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Bu arada tuşlar çok rahat bir şekilde yerleştirilmiş. Hani ergonomi anlamında bir sorun yok. Direksiyon bildiğimiz normal standart direksiyon boyutunda. Bu arada otomobilde ikisi önde, iki tanesi de yan tarafta olmak üzere 4 tane airbag var. Bu modelde en azından böyle. Bu airbaglerle araçtaki maksimum güvenlikte sağlanmış oluyor. Tasarımda özellikle bu ızgara kapakları, klimanın ve havalandırmanın ızgara kapakları çok şirin tasarlanmış. Döndürdüğünüz zaman bu ızgaralar aynı zamanda kapanma görevinde görüyorlar. Döndürmezseniz güzel bir şekilde havalandırma işlevinde başarıyla yerine getiriyorlar. Multimedya tarafında standart bir tape bizi karşılıyor. USB bağlantımız var. Bluetooth özelliği mevcut. Telefonunuzu vesaire bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir adet hemen üzerinde var. Bir de şu uç orta kısmında böyle kapaklı bir mekanizma ile korunmuş ikinci bir USB çıkışımız daha var. Bunun dışında işte standart bir tape aslında. Çok da ekstra bir özelliği yok. Hani dokunmatik bir ekranı vesairesi yok. Tuşlarla kullanıyorsunuz. Öte yandan sesi açıp kapatabiliyorsunuz bir şey üzerinden, direksiyon üzerinden ama şöyle bir sıkıntı var bence. Direksiyondan radyoyu falan değiştiremiyorsunuz. Öyle bir şey olsaydı güzel olurdu. Yani çok yakın bir mesafe diyeceksiniz belki ama yine de hani dikkat bir parça dağılabiliyor. Bunu yapsalarmış bence iyi olurmuş. Yani direksiyondan sadece sesi açıp kapatabiliyorsunuz veya telefonla konuşurken buradan düğmeye basarak sesini kısabiliyorsunuz. Mute konumuna alabiliyorsunuz radyonu. Ama onun dışında hani radyoyu değiştireyim, kanal değiştireyim falan gibi şeyleriniz yok. Bunu da belirtmiş olalım. Kliması fena değil. Yani çok böyle aşırı soğutan falan filan değil ama iş görüyor. Çok rahat bir şekilde güzel çalışıyor. Isıtması da var. Hem soğutması da var hem ısıtması da var. Zaten araba küçük olduğu için de pek sıkıntı yaşayacağınız bir şey yok. Hani bir durum yok. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz klimasını vesairesini. Koltuklarda ısıtma var. Güzel bir özellik olmuş bence o. Hani koltuğu ısıtarak rahat bir şekilde özellikle soğuk günlerde bu koltuk ısıtması işe yarıyor. Onu belirtmiş olayım. Ve hani ben şimdi soğuk bir günlerde kullandık. Biz Mart ayının son günlerinde bana geldi bu araç. 2-3 gün test etme imkanım oldu. Böyle
koltuk ısıtması epey işe yaradığını söyleyeyim. Çünkü havalar soğuktu en test ettiğim sürelerde ve gayet başarılı bir şekilde koltuğumuzu ısıttık ve kullanmış olduk. Şimdi böyle karamürsel sepeti gibi küçük bir araba, elektrikli bir araba dedik. %100 elektrikli, hani hibrit bir tane benzin motoru var da yanında işte elektrikli motor falan yok. Tamamıyla elektrikle çalışan bir otomobil. O belki şimdi merak ettiğiniz konu, işte ne kadar sürede şarj ediyor, menzili ne kadar gibi sorular var. Şimdi onlara da biraz yanıt vereyim isterseniz. Şimdi aracın menzili yaklaşık olarak resmi açıklamalarda 150-160 km gibi bir rakam veriliyor. Tabii bu şartlara göre değişir. Hani kullandığınız duruma göre, hava şartlarına göre vesaire değişiyor bu arada. Yani soğuk havalarda biraz daha düşüyor. Sıcak havalarda 150-160'ı görebiliyorsunuz. Veya yokuş yukarı çıkarsınız sürekli. O zaman menziliniz düşer ama yokuş aşağı inerseniz menziliniz daha bir artar. Neden? Rejenerasyon dediğimiz o elektrikli arabaların genel özelliklerinden bir tanesi var bu arabada da. Frene bastığınızda piller şarj oluyor. İçindeki akü şarj olmuş oluyor. Doğal olarak hani sürekli yokuş aşağı indiğiniz bir yoldan gittiğinizde aracın mesafesi, menzili de daha fazla artıyor. Ben yaptığım testlerde zaten araba size gösteriyor. Yani %100 dolu doldursanız da 100 km falan gösteriyor. Ama şöyle bir durum oldu mesela ben yaptığım testlerde, işte 30 km kullanıyorsunuz, o 100 km'den 15 km düşüyor, 10 km düşüyor. Çünkü o ortalama bir değer veriyor size. Aslında o verdiği değerin üzerinde bir mesafede gidebiliyorsunuz. Yani yaklaşık olarak hani diyelim ki burada 80 gösteriyorsa aslında siz onu 100 gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir değer buldum. Yani ben yaklaşık 110-120 km tabii zorlamadım haliyle. Bunu çünkü araba yolda kaldığında benzin alma imkanınız yok bu araç. Hani benzinli araçlarda olduğu gibi. Çok da sonuna kadar zorlamadık ama verilen rakamlara uyulursa ve 3 aşağı 5 yukarı benzer trafik şartlarında kullanırsanız muhtemelen 120 km, 130 km, 140 km rahat görürsünüz. Ama ben 150 denemedim çünkü denemeye kalktığınızda yanınızda bir akü falan, hani jeneratör falan taşımanız lazım. O da biraz sıkıntı olabilir tabii haliyle. Küçük bir araba dedik. Araba küçük olduğu için aynı zamanda dönüş yarıçapı da çok küçük haliyle ve doğal olarak. Dönüş yarıçapı yaklaşık olarak 7 metre, 6.95 metrede 7 metre diyebiliriz. Yani bu arabayla şehir içinde böyle arı gibi her yere girer çıkarsınız. Fıt 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 gezersiniz, öyle söyleyeyim. Çok başarılı bir şekilde küçük olduğu için, hani o küçüklük elbette kalabalık birilerinin arabayı almak istediğinizde mümkün olmuyor. Yani iki kişiden daha fazla alınmıyor. Ama şöyle düşünün, her yere de girebiliyor araba. Özellikle böyle İstanbul gibi küçük büyük şehirlerde, işte ne bileyim Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde otopark sorunu, yer sorunu bulmadan istediğiniz her yere gidebilirsiniz bu arabayla. Herhangi bir şey yapmıyor. Yani çok küçük olduğu için dikey bile park edersiniz, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi 2,5 metre boyu var. Yani bir uçtan bir ucu arabanın boyu 2,5 metre. Her yere rahat bir şekilde park etmeniz mümkün. Şimdi biraz yol tutuşundan ve konforundan bahsedeyim. Araç birazcık sert bir süspansiyon sistemine sahip. Bunun sebebi de yol tutuşunu arttırmak. Bu arada hani küçük ama araba çok hafif değil. Neden? Pillerden dolayı. Arabanın ağırlığı 1085 kilogram ki bu da ortalama C sınıfı bir arabanın ağırlığına eşit neredeyse. Ve hani çok hafif bir araba değil. Küçük bir araba ama hafif değil. Ama ağırlığının sebebi biliyorsunuz elektrikli otomobillerde pil epey ağır oluyor. Ve bu ağırlıktan dolayı da ne yazık ki araçın ağırlığı da haliyle ve doğal olarak artmış oluyor. Ama araç bu kadar ağır olmasına rağmen bir hareket ettiğinde bir herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi mesela ben gaza bastığım zaman anında tepki veriyor. Bütün elektrikli otomobillerde olduğu gibi böyle gaza basınca roket gibi fırlıyor cihaz gerçekten. 160 Nm torque bu 1085 kiloluk arabayı böyle şaha kaldırıyor. Ama tabii bu şaha kaldırma bir süre devam ediyor haliyle. Ama böyle yolda giderken eğer ani bir hızlanmaya ihtiyacınız varsa hiç sıkıntı yok. Gaza basın yapışıyor gidiyor yola. Yani kısa mesafelerde ve düşük hızlarda hızlanması çok iyi. Ama tabii ki bu araba hani hız yapmak için tasarlanan bir araba değil. Amacı da o değil, görevi de o değil. İşlevleri de buna göre tasarlanmamış. O bakımdan sınırları da zorlamamakta fayda olduğunu söyleyeyim. Gelelim arabanın güvenlik ve konfor tarafına. Dediğim gibi süspansiyonlar biraz sert. Ama hani bu sertlik böyle çok sıkıntı veriyor mu? Vermiyor. Ama bir parça böyle hani konforlu bir araba arıyorsanız bu tam hayaliniz olmayabilir. Çok büyük sıkıntı değil, onu söyleyeyim. Ama bir parça sert bir süspansiyon kullanmış. Bunun da amacı yol tutuşu. Birkaç kişi sordu bana sosyal medyada, ben işte böyle bir test yapacağım dediğim zaman hani yanından kamyon geçince hissediyorum falan. Ya öyle bir şey hissetmedim ben, açık söyleyeyim. Hani böyle ağır vasıtalı arabaların yanından da geçtik. Şu an mesela E5'teyim. Tekirdağ'a doğru gidiyorum. Öyle bir hani yanından bir araba geçince sarsılma falan yok. Rüzgarda normal arabalarda olduğu kadar bir sallanma vesaire oluyor ama öyle hani
bu araba küçüktür, rüzgarda uçağa gider diye. Çünkü değil mi, 1085 kilogram ağırlığı var araba. Öyle çok hafif bir araba değil. O yüzden de öyle rüzgarda bir arabada bilmem çok zarar görmesi, rüzgarda vesaire de bir araç yanımdan geçince savrulması falan mümkün değil. Bayağı yere sağlam basan bir araba var. Bu araçta bir çelik kafes kullanılmış ve bu çelik kafes sayesinde arabanın güvenliği de ciddi oranda arttırılmış. Çünkü küçük bir araba, biliyorsunuz küçük arabalarda bu güvenlik meselesi ciddi sıkıntıdır. Sağlamak kolay değildir o güvenliği, ama Mercedes burada güzel çalışmış ve gerçekten de başarılı bir araç olmuş. Teknik özellikler kısmını birazdan ekrana vereceğim. Orada hangi tarz donanımları var arabanın, işte vesairesi var. En azından siz de görmüş olabilirsiniz. 3 donanımı var. Bizdeki şu an kullandığımız Prime donanımı. Biraz tasarımları farklı. Farklı donanımlarda, farklı araçların görünümü anlamında Smart'ta. Bizimkisi Prime olduğunu belirtmiş olalım. Yani videoda gördüğünüz araç Prime donanımlı araç. Şimdi gelelim tabii elektrik motoru. Tamam, güzel. 17.6 kW dedik. Güzel. Nasıl şarj ediyoruz? Şimdi bunun için bir abonelik olması gerekiyor. Bir aboneniz var. Bizim araçta otomatik olarak vardı o. Bir kart verdiler bize. O kartla beraber işte AVM'lerde var, işte bazı benzin istasyonlarında var. O wallbox deniyor onlara. Onlar üzerinden cihazı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Teknik speklerinde vardı. %10'dan %80'e kadar 45 dakikada olacak şarj oluyor dedi wallbox'larda. Kutusu, yani aracın içinden zaten o kablo çıkıyor. Şarj kablomuz var. Ben de zaten o kabloyla şarj ettim. O wallbox'larda yaptığım testlerde ben %30'dan %80'e yaklaşık 45 dakikada çıktığını gördüm. Fena bir rakam değil. Yani %10-80 ile %30-80 arasında aynı mesafe sürüyor. Hızlı şarj oluyor, onu söyleyeyim. Mesela Zoe yaklaşık 1,5 saat falan sürüyordu. Ama tabii Zoe'nin pili daha büyüktü ve kapasitesi de büyüktü haliyle. Ama bu aracın pili küçük olduğu için tabii ki daha hızlı şarj oluyor haliyle. 45 dakikada iyi. Yani hani beklenmeyecek bir süre değil. Onu söylemiş olayım. Gayet hızlı bir şekilde şarj oluyor. Hani siz böyle bir içeri girip bir AVM'ye girip bir yemek yiyeyim deseniz şarj olmuş oluyor. Tabii sıkıntı şu, biliyorsunuz. İstanbul'da veya büyük şehirlerde sorun yok ama işte yol aralarında veya bir şehir arası çıkmaya kalktığınızda bu araçlar ne yazık ki bir sıkıntı oluşturuyor. Ama tabii Smart özelinde konuşacak olursam bu araç zaten şehirler arası aracı değil arkadaşlar. Ha, çıkılır mı? Çıkılır. Güzel bir rota çizerseniz, dikkat edersiniz işte menziline vesairesine, 150 kilometrede bir duracak bir şekilde bir hani şarj istasyonu da bulacak şekilde bir planlama yaparsanız çıkılır. Ama bu aracın işi o değil. Hani zorlarsanız şartları yapar. Buradan Kars'a da gidersiniz ama görevi onu yapmak değil. Onu söylemiş olayım. Öte yandan bir konuda da hatırlatma yapmak isterim. Araç aynı zamanda 220 volttan da şarj oluyor. Diğer otomobillerde olduğu gibi. Onun için gerekli olan kablo yine araçla beraber verildi bize. Onu denemedim. Çünkü o kadar vaktimiz yoktu. Bir de 6 saat sürüyor o. 6 saatte %10'dan %80'e çıktığı teknik bilgilerde böyle bir veri var bizim elimizde de. Onunla da şarj edebiliyorsunuz. Yani hani yola çıktınız diyelim, buradan Ankara'ya gideceksiniz İstanbul'dan. Yola çıktınız, dediniz ki ben işte 100 kilometre sonra nerede duracağım? Bulamadınız. Yer yok, benzinlik yok, şu yok, bu yok. Bir yere yanaşıp bir benzinlikte bir rica etseniz şarj edeceğim falan deseniz bir sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Yani gidilebilir, gidilmez değil. Hani ben yok öyle bir şey olmaz, yapamazsınız, edemezsiniz demiyorum ama hani bu otomobilin işi o değil. O yüzden o konuda hani çok şartları zorlamamakta fayda var diyorum sadece. Öte yandan bir de maliyet konusuna gelecek olursak, aracın 100 kilometredeki elektrik tüketimi yaklaşık bugünün fiyatlarına göre söylüyorum 5 TL gibi bir rakam var. Tabii o ne kadar güzel, 100 kilometrede 5 TL. Çünkü normal bir araba neredeyse artık 70-80 lira yakıyor, en az yakanı bile 100 kilometrede. Ay ne kadar güzel, 5 TL'ye gittik falan. Tabii aracın bir de fiyatı var. Ne yazık ki bu otomobiller Türkiye'de çok pahalı bir fiyattan satılıyor. Bu tabii satıcının suçu değil. Ülkedeki vergilendirmeler vesaireler baktığımızda ne yazık ki bu araçlar birazcık pahalı satılıyor. Ama şöyle bir durum var. Smart üzerinde konuşayım. Bu otomobil Avrupa'da da çok ucuz bir araba değil. 20 bin euro gibi bir fiyattan satılıyor. Ben araştırdım onun fiyatını da. 20 bin euro, euro kurundan bile çarpsanız aracın fiyatı zaten 120-130 bin liraya geçiyor. İşte vergiydi şöyle bu dediğimiz zaman 150 bin lira çok da vay bu ne ya falanlık bir fiyat değil. Tabii 150 bin lira alana kadar neler alırsınız, o konuya hiç girmiyorum.
Hatta bir yerde böyle birisi de bir güvenlikten geçiyordum bir yerde. İşte abi araba nasıl falan diye sordular. İşte şu dedim, bu dedim, kaç para dedi. 150 bin lira. İşte o paraya başka bir marka söyledi. Şimdi ben burada söylemeyeyim onun ismi. Şunu alırım, bunu alırım dedi. Evet alınır. Yani bu arabayı alacağınız fiyatlara başka şeyler. Ama bu başka bir şey tabii arkadaşlar. Yani bu araçlar geleceğin otomobilleri, onu söyleyeyim. Gelecek bu araçlarda bunlarla beraber artık hayatımız değişecek. Benzin ortadan kalkacak vesaire. Olacak bunlar. Ha biz görür müyüz? Muhtemelen görürüz. Yani benim öngörüm 10 yıla kadar artık benzinli otomobil, dizel otomobil en azından sıfır üretim kalmayacak. Zaten dizel kalkıyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş benzinliye geçiş başladı. Tamamen benzinli ve hibrit otomobiller olmaya başladı. Hibritten bir sonraki durak ise elektrikli otomobiller. Bu da o arabalardan bir tanesi ve en güzellerinden birisi olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir teme çıkalım bakalım. Dönüşümüzü de temden yapmış olalım. Hem de uzun yolda bakalım nasıl olacak, onu görmüş oluruz. Geleceğim taraf iç kısımda böyle cepler falan var. Şu vitesin olduğu alt kısmında bir cepimiz var. O cepten işte bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bir kapaklı bir kutu gibi bir şey yapmışlar. Fakat çok kullanışlı değil. Yani buraya bir şey koymak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Bu ön tarafta da bir cep var. Bir göz var daha doğrusu. Bu bardaklık var. İki tane bardaklık ama buraya telefon falan konulmuyor. Böyle bir garip de yapılmış ki. Hani telefon koyabileceğimiz, şöyle bir yatay olarak koyabileceğimiz bir göz olsa fena olmazmış. Bu konuda pek uğraşılmamış gibi geldi bana. Onun dışında şirin. Klima mesela çok şirin geldi bana. Böyle tuşlarını işte sağa sola ayarlayarak böyle vırt vırt ayarladığınız bir klima sistemimiz var. Yani çok temel olarak tasarlanmış. Geleneksel bir tasarımı var ama işlevini yerine getiriyor. Onda bir sıkıntısı yok. Şu anda teme doğru çıkıyorum. 64 kilometre eko modundayım ben bu arada. Sürüşle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir eko modumuz da var. Eko modunu aldığımızda aracın tepkileri biraz daha yavaşlıyor haliyle. Yani vitesin tepkisi böyle bastığınız zaman roketlemiyor araba. Ama bu da size ne olarak geri geliyor? Menziliniz artmış oluyor. Eko modunu taktığınızda ortalama %15, %20'ye yakın bir menzil artışı sağlanıyor. Yani normalde 50 kilometre gösterdiği yerde ben eko modunu aldığımda 60, yerine göre 62 falan bile çıkabiliyor. Yani eğer böyle menziliniz az, yakıtınız az, işte azaldım ben gidemiyorum falan dediğiniz bir noktaya geldiğinizde bu moda aldığınızda araç sizi alıyor götürüyor. Biraz daha mesafeniz en azından bir 10-15 kilometre artmış oluyor. Güzel oluyor. Şimdi teme doğru giriyoruz. Bakalım gişelerden teme geçeceğiz. Buradan tekrar İstanbul'a doğru bir dönüş başlayacak. Hem de temde biraz bakalım son hızını nasıl çıkabiliyor muyuz onu bir denemiş oluruz. Epey rüzgarlı bir havada kullanıyorum bugün. Bayağı bir rüzgar var. Biraz arabayı böyle zorladığını söyleyebilirim bu bağlamda. Ama ağırlığı olduğu için de yere oturan bir araba var. Şimdi bu araba 2 kişilik. 3 kişi sığar mı? Valla zorlarsanız sığar. Ön koltuğa 2 kişi oturursanız ama güvenlikli bir öneri değil bu. Tabii ki kesinlikle önereceğimiz bir yöntem de değil. Arka taraf bagaj neredeyse yok gibi bir şey. Yani küçük 1-2 çanta koyarsınız ama böyle hani büyük bir çanta koyayım, bavul koyayım falan dediğiniz zaman bir parça sıkıntı olabilecek bir küçüklükte yani. Öyle bayağı küçük bir bagajımız var. Zaten aracın da hani iddiası da böyle çok büyük alanlar sunmak, işte herkesi mutlu etmek falan değil. Bu aracın amacı şehir içinde hani sizi hızlı bir şekilde bir yerden bir yere götürmek. Onun dışında çok da iddiası yok. Zaten olması da mümkün değil, onu da söylemiş olalım. Şimdi biraz basıyoruz. Şu an 110'da gidiyorum mesela, 110 kilometrede. Yan rüzgarlardan epey etkileniyor bu arada. Ama çok sağlam bir rüzgar var bu arada, onu söyleyeyim. Ama araba şeyini koruyor şu anda, bir sıkıntı yok. Şu an 57 kilometre kaldı. Şimdi eco modda olduğu için gaza basıyorum ama gitmiyor araba. Eco moddan çıkayım. Evet, şu anda artmaya başladı hızı. 120 ile gidiyoruz şu anda. 130'a çıktık. Evet.
Şu anda Tem'de 120 km hızla gidiyorum ben. Böyle çukurlardan veya yumrulardan geçtiğiniz zaman asfalttaki epey hissediyorsunuz. Dediğim gibi bu süspansiyon bir tık sert ama o size yol tutuş olarak geri geliyor. O bakımdan güzel yolda kullanırsanız sorun yok. Açık konuşmak gerekirse ben bu aracı sevdim. İki kişilik olması güzel. Ama mesela kızım ve eşimle beraber binmeye kalktığımda bu araç bize yetmeyecektir haliyle. Ama İstanbul içinde bir yerden bir yere götürmesi, bir yerden bir yere getirmesi ve bunu makul bir fiyatta yapması, en azından yakıt anlamında söylüyorum bunu, satın alma maliyetinden bahsetmiyorum, güzel bir duygu. Tabii ki fiyatı yüksek mi? Evet, yüksek. Yani kimse bunun da aksini iddia etmiyor zaten. Ama fiyatının neden yüksek olduğunu az önce açıkladım. Yeni teknolojiler, yeni gelen teknolojiler, bütün şu andaki elektrikli, %100 elektrikli otomobiller pahalı arkadaşlar. Yani test almaya kalktığınız zaman Amerika fiyatlarına bakmayın. Amerika'da şimdi 60 bin dolara sattığı araba Türkiye'de 100 bin euro. O yüzden Türkiye'de de pahalı ne yazık ki. Bir gün bizim de kendi Türk yerli otomobilimiz olduğunda elektrikli olursa güzel olur. Belki onun fiyatı makul olur, bilemiyorum. O zaman alır kullanırız. Ama ben geleceğin teknolojisi olduğu için bu tip araçların önümüzdeki yıllarda sayısının artacağını söylüyorum, öngörüyorum, inanıyorum. Ve öyle de olmalı yani bizim açımızdan baktığımızda. Çünkü yani bunlar geleceğin araçları arkadaşlar. Ve bunlar artık birkaç sene sonra bunlar bizim hayatımızda olacak. Onu da söylemiş olayım. Şimdi Tem'den çıktık. Rüzgarlı havayı da biraz geride bıraktık. Tekrar E5'e bağlanacağız. Videoda sizlere Smart EQ 42'yu anlatmaya çalıştım. Elektrikli, %100 elektrikli bir otomobil. Gelecekte bu araçlardan çok daha fazlasını göreceğiz. Bunlar şimdilik bir ön gösterim olarak kabul edelim. Menziller artacak muhtemelen. Özellikler gelişecek. Daha çok böyle ailelerin de hitap eden modeller, versiyonlar da umarım ki seçeneklerin en azından artacağını söylüyorum. Şu anda da var ama seçenek sayısı çok değil ne yazık ki. Şu anda da elektrikli aile otomobilleri var ama ne yazık ki sayıları çok yüksek değil biliyorsunuz. Olanlar da biraz bu otomobilde olduğu gibi pahalı, çok mantıklı seçimler değil ama önümüzdeki yıllarda bu değişecek. Ben inanıyorum buna. Devlet teşvik gelecek. Sayı arttıkça araçların fiyatı da düşecek haliyle. O zaman bu otomobiller daha mantıklı hale gelir diye düşünüyorum. Siz de Smart EQ 42 ile ilgili görüşlerinizi bu videonun altına yazın, paylaşalım. Aklınıza takılan soru varsa, benim anlatmayı unuttum, ya şundan bahsetmedin, keşke şunu da söyleseydin, şu özelliği var mı, bu özelliği yok mu diye soracağınız sorular varsa mutlaka yazmayı unutmayın bana. Hepsini tek tek okuyorum. Her zaman yanıt veremiyorum. Bilmediğimiz konularda oluyor çünkü bazen. Ama araştırır, yanıt veririz. O konuda çekinmeyin. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir teknolojide karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.